Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Şimdi yine videoyu durduracağınız bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlikte arkadaşlar bana hangisinde gerçek özne var? Hangisinde sözde özne var? Hangisinde örtülü özne var? Onu bulacaksınız. Ama tabii ilk önce ne bulacaksınız arkadaşlar? Hemen özneye hurra yapmıyorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce yüklem buluyoruz, sonra özne buluyoruz. Bütün tümleçleri aynı anda bulmuyoruz. Hepsini öğrenince bulacağız. Bu yüzden şimdilik bana sadece özne ve yüklem ve özne bulacaksınız. Sonra da bu öznelerin türünü bulacaksınız. Tamam mı canlarım? Şimdi videoyu durdurup örnekleri siz yapın. Buyurun durdurun. Durdurduğunuzu düşünerekten artık örnekleri ben çözüyorum. Bakalım. O gece sabaha kadar babamı bekledik. Evet, çok güzel. Yüklem nedir? Bekledik. Bekleyen kim? Biz. Şurayı sileyim de kafanız karışmasın. Tamam. Biz. Bu nedir? Bir gizli öznedir. Gizli özne aynı zamanda neydi? Bir gerçek öznedir. Yani öznesi gerçek öznedir dediğinde aslında doğru bir kullanıma erişiyoruz. Öyle değil mi? Demek ki bunun doğru cevabı böyle olacaktı. Kitap büyük bir özenle süslenmişti. Süs, süsle, süslenmek. Dikkat ederseniz benim istediğim edilgenlik eki var mı burada? Yani LN'den biri var mı? Evet, var arkadaşlar. Bunu şimdilik çatıyı işlediğimizde görün istiyorum bu tarz tanımları. Demek ki L ya da N'den herhangi biri vardır. Edilgen çatılı eylemlerin sahip olduğu L ya da N'den birine sahip mi? Evet, neye sahip? N'ye sahip. Kitap büyük bir özenle süslenmişti şeklindeki kullanımda süslenmişti nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Süslenen ne? Kitap. Öyle değil mi? Bu da bir öznedir. Şimdi dikkat edin. Kimin süslediğini biliyor muyum? Kim tarafından ve ne şekilde süslendiğini biliyor muyum? Hayır. Sadece kitabın süslendiğini biliyorum. Ve süslenen şeyin kitap olduğunu bildiğim için de buna süslenen ne? Kitap şeklinde bir soru sorup özneyi buluyorum. Çünkü ilk sorduğum ne sorusu zaten neyi verir? Özneyi verir. Ve burada kim tarafından süslendiğini bilmediğim için de bu ne olur? Sözde özne olur. Birçok koyun kurtlar tarafından parçalanmıştı. Burada parçalanmıştı da dikkat ederseniz ne vardır arkadaşlar? Evet, edilgen çatılı eylemlerin parçalamaktan parçalanmak şeklinde edilgen çatılı eylemlerin sahip olduğu LN ünsüzlerinden biri vardır. Parçalanan ne ya da parçalanan kim? Birçok koyun. Bu bir sözde öznedir, öyle değil mi? Peki dikkat edin, kurtlar tarafından parçalanmış da ne olur? Evet, örtülü özne olur. Çünkü ne demiştik? Örtülü öznenin olduğu yerde sözde özne de vardır. Ve bu size soru olarak zaten örtülü hangisinde buna benzer bir kullanım vardır şeklinde gelir diye söyleyelim. Tabii ki çok zor test kitaplarına farklı çıkabilir. Ama açıkçası benim kanımca sözde öznenin ne olduğunu ve gerçek öznenin ne olduğunu bilirseniz bunlar bizim için daha önemlidir değerli arkadaşlar. Devam edelim. Ahmet Mithat Efendi edebiyatımızın halk romancısıdır. Evet. Aferin size, doğru söylediniz. Edebiyatımızın halk romancısı bir isim tamlaması olduğu için yüklem ve bölünemez. Edebiyatımızın halk romancısı olan kim? Ahmet Mithat Efendi. Bu da bir öznedir. İşi yapan belli, halk romancısı olan kişiyi biliyoruz. Daha doğrusu işi yapan belli değil. Yani işi yapan belli, evet, ama bu hani bir isimden yüklem olduğu için daha farklı bir tanımlama yapalım. İşi yapan, yani edebiyatımızın halk romancısı olan kişiyi biliyoruz. Bu yüzden de bu ne olur arkadaşlar? Gerçek özne olur. Evet, ve aynı zamanda gerçek öznenin açık özne grubundandır.
İlkteki örneğimiz neydi? Gerçek öznenin gizli özne grubundandı. Çünkü gerçek özne ikiye ayrılır. Açık ve gizli şeklinde. Gizli özne de neye dahil edilmezdi? Öge sıralamasına dahil edilmezdi. Umarım hepiniz örnekleri bu şekilde çözmüşsünüzdür canlarım. Şimdi artık bu bölümü anladığınıza göre nesneye geçmeye hazırız. Evet, şimdi sıra geldi yardımcı ögelere. Yardımcı ögelerde ilk olarak neyi işleyeceğiz? Nesneyi işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi sıralama neydi? Önce yüklem buluruz, sonra özne, sonra da nesne buluruz. Nesne ikiye ayrılır. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Belirtili nesne ismin belirtme durumu eki olan ı-i ekini mutlaka alır arkadaşlar. Zaten belirtme durum ekinin de görevi neydi? Bir cümlede belirtili nesne yapmaktı. Yükleme sorulan neyi kimi sorularına cevap verir arkadaşlar. Bu bağlamda bu detayı da bilmenizi istiyorum. Belirtisiz nesne ise yalın durumdaki nesnedir. Özne bulunduktan sonra rica ediyorum arkadaşlar. Her sorduğunuz ne sorusunu nesne diye almayın. İlk önce bir bekleyin. Özneyi bulun. Özne bulunduktan sonra, bakın tekrar ediyorum. Özneyi bulduktan sonra yükleme sorduğunuz ne sorusu belirtisiz nesneyi verir. Anlaşıldı mı? Sizden özellikle ricamdır değerli arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şu grubu, yani şurada yazdığım şeye büyük bir özen göstermeniz. Tekrar ediyorum. Özne bulunduktan sonra. Şunun şeylerini götürdük şapka. Neyse, siz oraya tahmin edersiniz zaten özne yazdığımı. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Özne bulunduktan sonra. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar, özne bulunduktan sonraki ne sorusuna cevap verir dedik ve şimdi örneklerimize geçelim. Değerli arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken şey videoyu durdurmak ve örnekleri siz çözmek. Bildiğiniz gibi buraya kadar hep ön yüklem, daha doğrusu hep yüklem, sonra özne bulduk ve diğer ögelerin bulmanızı istemedim sizden. Diğer ögeleri buldurmadım. Ama artık yardımcı ögelere geçtiğimize göre, yardımcı ögelere geçtiğimiz için bütün tümleçleri bulmanız serbest arkadaşlar. Örneklerde bütün tümleçleri bulabilirsiniz. Yeter ki sıralamaya dikkat edin. Önce yüklemi, sonra özneyi, sonra nesneyi bulun ve bu nesnenin bize türünü söyleyin. Buyurun videoyu durdurun. Videoyu durdurduğunuzu düşünerek artık bu örnekleri ben çözebilirim. Benim gönlüm daima seni arıyor. Arıyor nedir? Özür diliyorum, bunu bir şey yapayım. Arıyor nedir? Yüklem. Evet. Arayan kim? Benim gönlüm. Çünkü bu bir isim tamlaması ve özne olur. Kimi arıyor? Seni arıyor. Kimi ve neyi soruları neyi veriyordu? Belirtili nesneyi. Tabii ki bu kadar hani detay aslında size sorulmayacak. Sadece nesne var mıdır yok mudur şeklinde çıkacak. Ama siz yine de bilin artık. Ne durum ekini almışsa orada belirtili nesne vardır. Kimi arıyor? Seni arıyor. Belirtili nesne. Ne zaman arıyor? Daima zaman belirtiği için zaman zarfı olur yazdık. Onu zarf tümleci diye düzeltelim. Daha doğru bir tanım yapalım. Evet, doğru, zaman zarfı da olur aynı zamanda. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun. Duyarız yüklem. Duyan kim? Biz. Neyi duyarız? En büyük zevkini ruhumuzun. Bakın neyi duyarız? Bu tarz bir cümlede eğer bunu nasıl alacağınızı bilmezseniz rica ediyorum buradaki devrikliği arkadaşlar düzeltin. Ruhumuzun en büyük zevki şeklinde oluyor ve bu aslında arkadaşlar bir grup olduğu için bu bağlamda da nedir? Yine nesnedir. Neyi duyarız şeklinde de cevap verdiğimiz için de nedir? Belirtili nesnedir.
Babam akşamleyin bize masal anlattı. Anlatan kim? Babam. Ne anlattı? Masal anlattı. İşte bu da ne olur değerli arkadaşlar? Belirtisiz nesne olur. Kime anlattı? Bize anlattı. Dolaylı tümleç. Kime sorusu dolaylı tümleci verir. Ne zaman anlattı? Akşamleyin anlattı. Zarf tümleci. Dün arkadaşımdan uzun bir mektup aldım. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Gizli özne. Ne aldım? Uzun bir mektup. Evet, bir sıfat tamlaması olduğu için hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir sıfat tamlaması. Yani türce niteleme belirtme sıfatlarını içinde barındırıyor. Bir sıfat tamlaması olduğu için böyle bu şekilde alıyoruz. Ne aldım? Uzun bir mektup aldım şeklinde de bu grubun hepsi ne sorusuna cevap verdiği için ama dikkat edin özne bulunduktan sonraki ne sorusuna cevap verdiği için ne olur? Belirtisiz nesne. Ne zaman aldım? Özür diliyorum. İlk önce şuradan devam edeyim. Kimden aldım? Kimden? Kimden sorusu DT'yi verir. Ne zaman aldım? Dün aldım da zarf cümlecidir. Umarım burayı anlamışsınızdır canlarım. Bu dersimiz de bu kadar. Şimdi dolaylı cümlece yani yer tamlayıcısına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi dolaylı tümleçle devam ediyoruz. Dolaylı tümleç diğer adıyla yani dil bilgisi kaynaklarında yer tamlayıcısı olarak geçer. Yüklemin bildirdiği işin, oluşun, yargının yöneldiği, bulunduğu, ayrıldığı yeri ve yönü bildiren ögelere dolaylı tümleç denir. Değerli arkadaşlar, burada zaten dikkat ederseniz yönelme, bulunma ve ayrılma durumuna yapılan atıf gözünüze çarpacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu bağlamda, bu bölümde aslında dolaylı tümlecin sorularını nasıl çıkaracağız? Kim ve ne sorularını alacağız? E, D, D'ne ekleyeceğiz. Ve böylece dolaylı tümlecin sorularına kolaylıkla erişeceğiz. Nasıl mı? Gelin bakalım. İlk önce E yönelme durumuna kim sorusunu koyalım. Kime? Neye? Sonra ne sorusu? Nereye? Nereye'nin özel bir durumu var. Zarf cümlecinde tekrar edeceğiz zaten. E, D, den bölümünde şimdi sıra dende. Kimde? Neyde? Nerede? Den bölümündeyiz. Kimden? Neyden? Ve nereden? Doğal olarak dolaylı tümlecin soruları ne oluyor? Yani yer tamlayıcısının soruları ne oluyor? E, D ve den yoluyla E, D ve den yoluyla kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden soruları oluyor. Umarım anlamışsınızdır değerli öğrencilerim. Şimdi gelin örneklerine bakalım. Evet, videoyu şimdi durduruyorsunuz ve videoyu durdurup örnekleri bize çözüyorsunuz canlarım. Videoyu durdurduğunuzu düşünerekten artık örnekleri ben çözebilirim diye düşünüyorum. Güneş girmeyen eve doktor girer. Umarım üniversitedeki ihtisasınızı çoğunuz hayal ettiğiniz gibi doktor olarak yaparsınız canlarım. Bunu söyledikten sonra devam ediyorum. Güneş girmeyen eve doktor girer. Girer nedir arkadaşlar? Yüklem. Giren kim? Çok özür diliyorum. Giren kime? Doktor yazmam ve ısrarla silememem durumu. Giren kim? Doktor. Bu da özne oluyor. Şimdi bakalım. Neye girer ya da nereye girer diyeceğiz. Güneş girmeyen eve. Evet, bu da dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Güneş girmeyen eve doktor girer. Giren kim? Doktor. Bu da öznedir. Girer yüklemdi. Doktor özne.
Nereye girer? Güneş girmeyen eve girer ya da neye girer şeklinde de sorar. Her iki soru da zaten dolaylı tümleci burada veriyor. Dediğim gibi nereyenin özel bir durumu var ama onu zarf tümlecinde işleyeceğiz. Sivas yollarından geceleri kağnılar geçer. Geçer nedir? Yüklem, öyle değil mi? Geçen kim? Kağnılar. Özne. Nereden geçer? Sivas yollarından. Nereden sorusu bize neyi verir? Dolaylı tümleci verir. Ne zaman geçer? Geceleri geçer. Zarf tümleci. Kitaptan bir makale okudu bize. Okudu nedir? Yüklemdir. Öyle değil mi? Okuyan kim? O. Evet. Aferin size. Gizli öznedir. Ne okudu? Bir makale okudu. Bakın dikkat edin. Nesneyi buldum ilk önce. Fark ettiniz mi? Şimdi devam ediyorum. Kime okudu? Bize okudu. Dolaylı tümleci yani yer tanımlayıcısı. Nereden okudu? Kitaptan okudu. Yine dolaylı tümleç yani yer tanımlayıcısı. Şimdi hepinizin aklında şöyle bir soru var. Hocam iki tane dolaylı tümleç nasıl orada diye. Olmaması için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok arkadaşlar. Yani böyle bir şey gayet tabii olarak olabilir. Bir sıkıntı yok. Cümle devrik. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle şeylerle yormayın, bunaltmayın. Sabahtan senin yanına uğradım şeklindeki örneğimizde. Yüklem uğradım. Öyle değil mi arkadaşlar? Uğrayan kim? Ben. Aferin. Gizli özne. Kime uğradım? Senin yanına uğradım. Dolaylı tümleç. Öyle değil mi? Ne zaman uğradım? Sabahtan uğradım. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Tanten eki bir çıkma durumu eki gördüğünüz gibi. Ama bu sefer dolaylı tümleci değil bir zarf tümlecini zarf tümleci yaratmıştır. Burada demek istediğimiz yani bizim için önemli olan şey durum eklerinin ED'den durum eklerinin yeri geldiğinde zarf tümleci de yapabileceğini unutmamanızdır. Mesela kitapta bir makale vardı dediğimizde nerede kitapta diye alabilirsiniz ki bu dolaylı tümleç yaratmıştır. Ama mesela şöyle düşünün Haziran'da sınava gireceğim ya da Temmuz'da sınava gireceğim. Ne zaman? Temmuz'da. Ne zaman? Haziran'da. Demek ki zarf tümleci de yaratabilirmiş. Dikkat edelim. Devam ediyoruz zarf tümleciyle. Zarf tümlecinin diğer adı belirteç tümlecidir. Belirteç tümleci yüklemi, durum, zaman, sebep, yer yön ve miktar yönünden tamamlar. Soruları arkadaşlar nasıl, ne için, ne diye, ne zaman ve ne kadardır? Aslında dikkat ederseniz zarf tümlecinin soruları çok komplike sorulardır arkadaşlar. Yani bilinmesi çok muhtemel sorulardır ve genelde de karşınıza çıkacak olanlar ne için, nasıl ve ne zaman sorularıdır arkadaşlar. Karşınıza en çok bunlar çıkacak. Burada yine dikkat etmeniz gereken önemli bir bilgi işte size bahsettiğim nereye adlı bölümdedir. Evet, nereye yeri geldiğinde bir dolaylı tümleç sorusu olabilir arkadaşlar. Nasıl mı? Şu şekilde. Hatırlar mısınız? Zarfları işlerken eğer bir yer yön bildiren, yer yön zarfı bildiren bir sözcüğün böyle bir vasfı kazanması için onun ek almaması yani bir isim çekim eki almamış olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Yani yer yön zarfları hiçbir zaman isim çekim eki almazdı. Aslında aynı durum cümlenin ögeleri için de geçerlidir. Yer yön bildiren sözcükler ek almadan nereye sorusuna cevap verirse bu zarf tümleci olur. Ama e, de ve den eklerinden birini alırsa artık neye dönüşür? Dolaylı tümlece dönüşür arkadaşlar. Yani
Aşağı sözcüğünü aşağıdan şeklinde kullandığınızda bu artık dolaylı tümleçtir. Ve aynı zamanda da bir isim olmuştur. Ama aşağı şeklinde kullandığınızda bu bir zarftır ve artık zarf tümleci olarak alınır. Tabii ki bunu çok genişletebiliriz ve aslında bu tanım çok daha uzun, özne görevinde nasıl kullanılır ya da şu görevde, cart görevinde, curt görevinde nasıl kullanılır şeklinde. Ama sizin için mühim olan bilgi işte burasıdır. Tekrar ediyorum. Yer yön bildiren sözcükler ek almadan nereye sorusuna cevap verirse zarf tümleci olur. ED'den eklerinden birini alırsa da dolaylı tümleç olur değerli arkadaşlarım. Şimdi nasıl, niçin, ne diye, ne zaman, ne kadar sorularının tekrardan zarf tümleci olduğunu belirtmemizde fayda var ve örneklere geçiyorum. 3 tane minnak örneğimiz var. Bu örnekleri beraber çözelim. Daha doğrusu videoyu durdurun. Videoyu durdurduğunuzda artık siz çözeceksiniz. Videoyu ilerlettikten sonra, yani videoyu başlattıktan sonra ben çözeceğim. Gelecek hafta tatil köyüne gidecekmiş. Burada arkadaşlar yüklemimiz nedir? Yüklemimiz gidecekmiştir. Artık tabii bu saatten sonra videoyu durdurduğunuzu düşünüyor ve örnekleri ona göre çözüyorum, haberiniz olsun. Gelecek hafta tatil köyüne gidecekmiş. Gidecekmiş. Yüklem. Gidecek olan kim? O. Gizli özne. Nereye gidecekmiş? Tatil köyüne. Dolaylı tümleç. Ne zaman gidecekmiş? Gelecek hafta. Zarf tümleci. Şöyle biraz cırtlak bir sarı yapayım. Tamam. Ormanın içinde bir ateş birdenbire parladı. Parladı yüklem. Parlayan ne? Bir ateş. Özne. Nerede parladı? Ormanın adı. Bu bağlamda bu da ne olur? Dolaylı tümleç. Nasıl parladı? Birdenbire. Zarf tümleç. Ali beni yolda görünce sevindi. Evet, biraz garip bir cümle. Daha doğrusu hiçbir hissiyatı olmayan bir cümle. Devam edelim. Ali beni yolda görünce sevindi. Sevindi nedir? Yüklem. Sevinen kim? Ali. Özne. Ne zaman sevindi? Beni yolda görünce sevindi. Evet arkadaşlar. Bekledim bu arada, sanki sizden cevap gelecekmiş gibi bekledim. Böyle bir kötü oldum açıkçası. Tabii sizi çok özledim. Herhalde onun da şeyi var. Ne zaman sevindi? Beni yolda görünce sevindi. Bu da zarf tümlecidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Örneklerimiz bu şekildedir. Ve bu şekilde de bilinmesi gerekmektedir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Umarım zarf tümlecini anlamışsınızdır ve bu örnekleri bu şekilde çözmüşsünüzdür. Burada tabii ki de şuna da dikkat edin. Hani beni sevindi diye atıyorum, bunu belirtisiz nesne diye ya da belirtili nesne diye almayın nesne diye. Çünkü beni sevindi şeklinde bir şey yoktur. Sonuçta sen bu soruyu kime soruyorsun? Yükleme soruyorsun. Bunun yüklemin nesnesi olması gerekiyor. Ama beni sevindi, kimi sevindi, beni sevindi diye alamazsın. Dikkat et. Böyle şeylere dikkat edin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Mesela bakın burada ormanın içinde parladı. Bu bir yüklem uyumlu olduğu için ve yüklemin nerede sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç.